Herkese merhabalar arkadaşlar. Kariyerimizin 20. bölümüyle sizlerle birlikteyiz ve bir derbi maçıyla başlıyoruz. Kendi evimizde konuğumuz Galatasaray. Ligde 3. sıradalar ama görüyorsunuz e, maç eksikleri var. Oldukça fazla 20 maç yapmışlar. Yani 2 maç eksiği var üstündeki Konyaspor'a göre ve arada 3 puanlık bir fark var. Bizimle şimdi maçları var. 57 puan, 44 puan, 47 diyse hadi en yakın rakibimiz. Gene bir 10 puanlık bir fark gözüküyor şu an. Oldukça iyi gidiyoruz. Uzun süredir mağlup olmadık. Hatta uzun süredir gol değmiyorduk ve Kopenhag maçında yanlış hatırlamıyorsa evet burada mağlup duruma düştük. Biraz tuhafıma gitti çünkü haftalardır mağlup duruma düşmüyorduk. Ee, şimdi bakalım nasıl olacak. Avru e, Avrupa'dan döndük. Lig maçı zor bir maç. Bizi bekliyor inşallah. Kazanırız. Ben gene e, gözlemci raporu istememişim. Şunu da bir ayarlayayım. E, şimdi ne var? açıyor Luis Alberto, Caicedo. Hücum üçlümüz bu. Değiştirmeyeceğim. Bu şekilde devam edeceğim. E, Avrupa'da oynayan kadro Tonelli'yi çıkartıp yerine Maksimovic'i atmayı düşünüyorum Evet Maksimovic de bir, biraz daha iyi hava toplarına hakim bir oyuncu Enes Ünal e, Roni Metehan e, Alikayı çıkartıp bir tane santrafor atalım 7 Enes Ünal'ı aldık Evet şu an kadromuz hazır yorgun oyuncularımız var Evet olsun ama biz o Enes Ünal 9 numarayı istiyor. Boş mu? Boş değil tabi. 25 numarayı verelim. Ian daha iyi performans göstereceğini bilsem veririm 9 numarayı ona. Mustafa Saymak, Belhanda, Feguli. Kalede de geç, genç Berke. Vallahi efsane kadro. Ya şu kadronun kalecisi Berke. Kayseri'den vuruşuyla maç başladı. Gençler sakın konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Her zaman konsantrasyonlu olun. Evet misafirimiz geldi. Douglas Güzel orta lan. Efendim kızım. Onu açamam ama o alet çantası senin onunla bir işin yok. Tornavida falan var onda. Kapıyı kapat. Luis Alberto gol. Gol gol gol. yitan dönen topu Yiğitan damam, damamladı. Yiğitan'la 1-0 öne geçtik maçta 30. dakika. Elif tornavidayla ne işin olabilir senin? yan keskiyle ne işin var? Gideceğim mi? İyi hadi git bakalım. Kızım makyaj malzemeleriyle oyna. Bir şeyle oyna. Tamam tamam. Enteresan kız çocuğu yan keskiyle şey pardon karga burnuyla bir şeyler yapacakmış. Bu arada bir tane sakat verdik. Hemen kimi atıyorum? E, Bilyat'ı atıyorum. Mezzala oyuncu değişikliğini onayladık. bir 0 öne geçtik. Yalnız rakipte de aynı dakikada bir sakatlık oldu. Ayağından sakatlandı. Sanırım aynı pozisyonda birbirine girmiş, birbirlerine girmiş, çarpışmış olabilirler. Hızlı bir ilk yarı geçiyor. Ee, 1-0 öndeyiz. Rakibe e, pozisyon şansı vermedik. Şu an çok dar bir alanda oyun oynuyoruz. Yani e, saha genişliği zaten 45 metre falan da e, uzunlamasını olarak da bir 30-35 metrede falan en fazla maksimum düşüneceğim. E, Guli indirdi. NDI'ye eren derdi yok. Tehlikeli geliyorlar. Tamam tamam sakin sakin sakin. Luis Alberto çok iyi bıraktı. Tek top. Bilyat Souza. Tekrar Bilyat. Oho! Bilyat! Forma benim hakkım diyor Bilyat. Harika bir gol attı. 2-0. Yani şu an şu ana kadarki rakiplerimize toplu oynama şansı pek vermediğimiz için çok fazla da pozisyon bulamıyorlar. Evet, çok güzel. Yani bazı şeyler iyi gidiyordu tabi. Niye iyi gidiyor? Sakatlanması da lazım oyuncuların. Tabi üst üste maçlara çıkartmak benim hatam ama yani Galatasaray maçında rotasyona çıkmayı pek tercih etmedim açıkçası. Sol bek Eren, Mariano, Mariano ile Eren değişmiş. Enteresan Luis Alberto'nun yerine de Mehmet Ekiciyi oyuna sokalım. 3 oyuncu değişikliği hakkımızda kullanmış olduk. Yanaço, Tierney, Bilyat bir yana bırak Mehmet Ekici. Şener, o çok iyi vurdu. Kaleci direkt bir, her şeyi çarpabileceği her şey çarptı top çıktı. E, iki sıfırlık üstünlüğümüz var. Hop hop, hop hop şuradan konsantre olun. Tamam maçı bırakmayın. Yani sürekli olarak maç içinde kalmasını istiyoruz oyuncuların. Toyvio. Yalnız Toyo ne kadar etkili bu e, toplarda duran toplarda. E, nazar değmesin. İyi oynuyoruz. Şener, Ekici Souza, hop hop Şener tekrar, Ekici, Kaysedo. Yalnız 3 4 5 6 7 tane bizim oyuncumuz var. E, 3 6 7 8 9 10. 7 tane bizim oyuncumuz rakip cezalarında 10 tane de e, rakibin oyuncusu var. Ya 17 kişi 17 kişi ceza alanı içerisinde ne kadar sıkışık bir alan. İşte o alanda özel yetenekler ortaya çıkıyor. 2-0, 0-0, <laughs> 2-0, ee, 2-0 kazandık. Tabii 2-0 kazanmamızdan öte şöyle bir olay var. Rakibe hiç pozisyon vermedik. İki tane uzaktan şutu var sanırım. Evet, uzaktan şut. Ee, 9, %90 başarılı pas. 514. Başarılı pasımız var. İyi oynadık. Rakibe pozisyon vermedik. 9 tane kale bulmaya şutumuz varmış yalnız bizim de. Bir tane direk. 3 tane mutlak gol pozisyonu. iyi oynadık. Güzel oynadık. Tabi bu oyunun bize bir avantajı. Ee, topa sahip oluyoruz. Topu çeviriyoruz. Topa hükmediyoruz. Ve ee, o sabırsızlıkla bekleyeceğim. Bilyat kardeş. Ne kadar yoksun? 4-5 hafta yok. fizyoterapiste göndereceğiz mecburen. Ozan Tufan 4-5 hafta. Efendim kızım. Ne bu tarafa gel görmüyorum seni bu tarafa gel. Ne oldu ne istiyorsun? E kızım o posteri mi söküp vereyim? <laughs> Nasıl saçma bir şey istediğin farkına vardın. Ferrara tu ile ilgileniyormuş e, Tuğay'ı kesinlikle bırakmayacağım benim oyuncum. Hatta Souza'nın yerine seneye kullanacağımı düşünüyorum. Elif ne yapıyorsun? Kızım alet çantasıyla ne işin olur? Orada tornavida pense var ya. Matkabı vereyim mi Elif? Matkap vereyim mi? Matkap duvarı der. <laughs> ah biraz antrenman tempomuzu düşürelim. Bir dakika. Kondisyon diyor ama e, fikstür çok fark var mı? Yok. Dört gün. Evet antrenmanı biraz düşürmemi tavsiye etti. Ben bu tavsiyelere uyuyorum. Çünkü çok yoğun antrenman olursa. Kapatayım. Tamam dur kızım. Dur bırak bana. Evet. Evet. evet aferin kızım. Mesela sen şimdi git içeri rahat rahat oyna. Burayı da böyle bırak. Tamam mı? Aferin sana kızım. Aferin. <laughs> Maç çıkıyor. Soza, Luis Alberto, Yenachio, kaysedo e, Tonelli sakatlık. Toivio sakatlık. Çok yüksek diyor. Tonelli de. E, tonelli zaten e, şu an yedeklerde. Ortalığı Yenachio ile Felipe Caicedo'ya da dikkat etmek lazım. Neyse başlayalım ama Avrupa'da maç yapacağız. Şimdi kolay değil bizim için de. bolu maçı varmış. Neyse. Bolu 18. Ee, bizim bu taktikte şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela Souza e, evet iyi oyunu, iyi performans gösteriyor, güzel performans gösteriyor ama şu olay var. Ee, kapanan takımlarda, kapanan e, takımlara karşı çok sıkıntı yaşayabiliriz. Biraz daha e, yeteneği yüksek oyuncular bulmamız lazım. Fenerbahçe genç aday kadrosuna bir bakalım. Luton ekle dedik antrenörlük Asistan menajere göre o sol Mustafa Çalışkan yapıştır sözleşmeyi. İmza attıralım Mustafa kardeşimize. Başka kim varmış? Bir tane daha sol bek Volkan Akçiçek. İki tane gelecek vadeden sol bek. Üç yıldız bu kimmiş? Erdal Ercan. Sedat davas Neyse sizinle alakalı bir şey yapmayacağım 3 yıldız üç buçuk yıldız iki tane oyuncu imza attırdık Diğerlerini de bakalım bir kendi aralarında deneme maçı yapıyorlar zaten oradan asistana imzala deriz önerilen oyuncularla kendileri imza yapabiliyorlar zaten Eee Bilgin ne oldu ya bizim? Kaleci Sinan Bayar ee, dil kursunu tamamlamış Langley, kolay zafer. Ben hiç kolay zafer beklemiyorum. Hiç maçımda kolay zafer beklemiyorum. Takım dinamikleri oldukça iyi şu düşüş var biraz bunda ama tesislerdeki atmosfer iki tane mutsuz. Mehmet Ekici, Alper Potuk. Herkesi de mutlu edemem abi ne yapayım? Yani ekiciyi oynattık ama olmadı yani. Olmuyor. Fiziksel olarak çok düşük. Yani orada oyun kurucu rolünde oynatacağım adamın biraz daha iyi olması lazım. Maksimovic e, sözleşme öner diyorsunuz da zaten yeni sözleşme. Yalnız adam 20 milyon euro almışlar. Bir sonraki sene 2,5 milyon euro. Nasıl bir şey ya? Adam değer kaybı. 15 milyon euro civarında. Takip eden kimse var mı? Kimse yok. Yalnız zor bir maç olacak. Sağ bek, sakat, sol bek e, Avrupa maçlarında oynatamıyoruz. Hasan Ali ile başlayacağım. E, Douglas yerine Şener'le başlayacağız. Orta sahada sakat yoktur inşallah. Douglas sakat. Yani seçemiyoruz. Ozan Tufan sakat. Evet. Şimdi sağ bek'e Şener'i atalım. E, sol bek Hasan Ali kaldırım attık. Orta sahaya kimi seçeceğiz? Bil yata alalım orta sahaya. Alper yedekler arasına alalım. Serhat. <laughs> Şu an tamam zaten. Yedi tane oyuncu seçtik. Hadı Bak. Çok umutluyum senden. Biraz. Form düşüklüğün var ama ilk yarı oyna. İlk 11'de başlatayım seni. İlk 11'de başlamak bu arada oyuncuları biraz daha memnun ediyor. Haydi bakalım çocuklar. Kaysedo, Maksimovic, Yiğitan. <laughs> Yalnız hava biraz yağmurlu sıkıntı çıkartabilir bize. Bu kadar topa sahip ol demeyelim de biraz karışık pas diyelim pas boyutunu e, uzatsınlar. Tempoyu da biraz arttıralım. Luis Alberto çok güzel yanaccio. Bomboş. 1-0 öne geçtik. 25. dakika. Hop hop hop. Lundemo aldınız. Çok güzel. Yanaçu 2'ye 2 pozisyon. Harika çalım. İçeride Kaysedo kendini gösterdi. Kaysedo direkt. Ah iyi vurdu iyi vurdu güzel vurdu. Yakın direkt yere doğru vursa o da olabilirdi. Çok güzel ulan be orada birbirlerine fake attılar. Ee, karışık değil de yerden orta yap diyelim ya. Aynen. Kaysedo ön sezi ve topsuz alan 11 ön sezi 14. Yenacho Topsuz 14, ön sezi 14. Ee, hani böyle yerden ortalarda falan ön sezi ve topsuz alan e, oldukça kendini hissettiren özelliklerden birisidir diyeyim. Ya, yerden orta değil de havadan ortalar için falan da diyeyim. Topla buluşma anlamında da söyleyebilirim hücumda. Sağlam bir pozisyondu. Ya, bit, bittim bununla işin. ne, ne şey? Işi, dozer mi vereyim? Ne istiyorsun? Açsan aç sen aç Rincon. Biliyat uzaklardan bir vuruş. Lundemo. Yeros aman aman. Volk ilk maçta acayip bir gol atmıştı. Hasan Ali sakatlanmış. Luis Alberto. Hasan Ali. Çok güzel buluştu topla. Kaysedo 2-0. Çıkacak mısın? Ne aldın? O olmaz. Onu ver. O tehlikeli. O olmaz kızım. Bu olmaz. Dikkat et. <laughs> Nerede kalmıştık? <laughs> Fatih Terim gibi. Koy <laughs> bir Rincon. Ulan rinkon. Ulan rinkon. Yiğitan. Kule. Rinkon. Rinkon. Seni çıkartacağım. Çok saçma paslarım var. Oo harika bir top Kaysedo'dan yalnız var ya. Yen da nasıl bir bitiricilik vurdu var be. Çok güzel vurdu. Çok iyi vurdu. Kaysedo asist. Çok güzel. Böyle uyumlu oynayın. Böyle uyumlu oynayın. İki tane zenci hücum hattında. Siyahi oyuncular Fener'e ya yarıyor arkadaşlar evet. Sizin de dediğiniz gibi. <laughs> Çocuklar konsantre olun. Maçtan kopmayın. Ee, Şener'in Hasan Ali'nin yerini alabileceğimiz birisi var mı sola? Jota olmaz. Soğuz'a Alper atalım hadi Alper. Hadi bir forma şansı bulsun. Ne yapayım yani? Oynaması lazım. Berke. Toyo. <laughs> İyi geldiler. Hadi bakalım markaj yapsınlar. Tempoyu da düşürseydim keşke. Volk hop hop hop. Ooo Maksim işten önce Santander vurdu ama. Hop çıktı. Yağmur e, durmuş gördüğüm kadarıyla. Tempomuzu düşürelim. Lincoln. Kerim. Kerim bayağıdır oynatmıyoruz. Kerim bir sahalara geri dönsün. Ee, Mehmet Ekici. Mehmet Ekici de Luis Alberto'nun yerine oyuna sokalım. Evet. <laughs> 72-73. dakika itibariyle herhalde bütün oyuncu değişiklik haklarımızı da kullanmış olacağız. Kayseri'de Luis Alberto, Bilyat. İyi gördü Alper'i. Şener güzel orta gol olacak. Şener penaltı. <laughs> Hadi. Hadi lan. At bu golü. Bak sakın kaçırma. 74. dakika 4-0 oldu. Et yaptı yeni vallahi Valla adama böyle bir şey lazımmış. Kaysedo ile yalnız çok iyi bir ikili oldular. İki maçtır falan üç maçtır iyi gidiyorlar. Pavlovic. Sakin sakin. At sabeki. Bu degaj uzun gönderdi. Yenacho indirdi. Kaysedo. Ah bilyat veremedi pası. Çok güzel paslaşarak geldiler. Berke kötü bir vuruş gel, geldi ama Berke de açıyı iyi kapattı. Kötü bir vuruş diyemeyiz şimdi. Ee, konsantre olun diyelim. Burayı hızlandırayım artık. 4-0 oldu. Yani maç bitti bizim için. 4-1. Korner organizasyondan golü yedik. Pavlovic bunda mı ortaladı? Pavlovic attı. Evet, maç sonu 4-1. Rakip yalnız kaleye bulan 4 şutumuzda gol olmuş. Böyle bir olay gördüm sanki. Evet. 5 tane mutlak gol pozisyonu var rakibin. E 3 tane gol pozisyonu, 2 tane kale direği. Biz direkler mi korumuş diyelim. Ne diyeyim? 4 tane kaleye bulan topumuz var. 4'ü de gol olmuş. Ne diyeyim? Ama oyun baktığınız zaman topa sahip olma, isabetli pasta falan biz daha iyiyiz. İstediğimiz skoru aldık. 4-1. Ee, şimdi Bolu deplasmanı var. Bolu deplasmanındayız. Ligin son sıradaki takımına karşı e, oynayacağız. Biraz daha hızlı oyun oynamayı düşünüyorum ben bu maçta. Yani tempoyu biraz daha yükselteceğim. Zaten Bolu Spor kapanarak oynayacaktır. Büyük ihtimalle e, tempoyu da düşük tutarsak adamların ekmeğine yağ sürmüş oluruz diye düşünüyorum. Şu karışık orta yapı yerden orta yap diye değiştirelim. Takımı bildir diyelim. E, Bilyat ve Rincon orta sahasıyla çıkıyoruz. Orta sahada biraz belki problem yaşayabiliriz. Orta saha baya baya kapatmışlar. Neyse soyma odası diyelim. Şimdi şuradan favori olmamızın bir sebebi var. Sahaya çıkın ve favori olmamıza şüpheyle bakanları utandırın diyelim. Taktik bölümüne geldim. E, daha fazla dikine pas. Topa sahip ol diye bir şey yapmayacağız zaten. Tempoyu biraz daha yükselteceğiz. Biraz daha dengeli alanda oynayalım. Rakip ceza alanına da paslaşarak girmemize gerek yok. Öf, göbekten oyna dedik. Tamam hadi bakalım. Biraz daha hızlı oyun oynamaya çalışacağız. Topu hızlı rakip yaralarına, rakip ceza alanı içerisinde taşıyıp pozisyon bulmaya çalışacağız. Umarım e, düşündüğümüz şeyi yaparız. Son vuruşlar etkisizmiş. 3 şut, 4 şut. Kaleyi bulan şutumuz yok henüz. Yalnız maçları da e, kritik anlar. izledikçe hiçbir şey anlaşılmıyor. Bir geniş özet yapalım. Bakalım gerçekten hızlı rakip yaralana gidiyor muyuz? Luis Alberto. Burlan kaleye gol olsun Ertuğrul. Neyse tekrar kritik anlar yapalım. Luis Alberto. Ya sen niye topun peşine koşmuyorsun? Bu kim ya? Kambur gibi. Adam topu alana kadar çok rahat yalnız fark ettiniz mi? Rakip topu alana kadar hiçbir şey yapmadı. <laughs> Şener. Allah'tan şey yapın dedik ha. Tempoyu biraz yüksek tutun dedik. Caicedo ve Iannaccio. Sırt. <laughs> Abi Bu top direkten dönerse yenemeyiz zaten. 10 şut çektik. 4'ü kaleyi buldu ve ne yazık ki pozisyon bulamadık. Eski haline getirelim. Kısa pas topa sahip ol. Defanstan kısa pasla çık. Daha düşük tempo. Daha dar alan. Yani bu şekilde oynamak aslında biraz da rakibin ekmeğine yağ sürmek gibi bir şey oluyor. Delberto. Ah be abicim. Bir duran toptan gol atmamız lazım. Ee, Şener sarı kart. Toyu biliyor sarı kart. Rincon yerine Kerim Yağız'ı atalım orta sahaya. İlyat yerine de e, Giuliano Mezzal'a hücum yapalım. Giuliano'yu biraz daha hücuma çıksın. Yalnız farkında mısınız? Doğru düzgün pozisyon bulamadık. Sahip oldu. Geç. Karışık pas yapalım. Göbekten oynamayı da kaldıralım. Tempomuzu da yüksek tutalım. Ya ya Sané, Stopper. stoper. Şener kaç metre top attın? Kaysedo, Kerim, Giuliano iyi gönderdi Şener'e. Tehlikeli pozisyon. Şener Allah senin cezanı vermesin be. Ondan oradan kaleye mi vurulur? İçeri çevirsene. Aslında böyle kapalı defanslara sert orta diyeceksin. Belki birine çarpıp girebilir o karambolde. Bol spor istediğini aldı. Zaten kapalı oynayacaklardı. Belliydi. Aşamadık. Ee, belki biraz acele ettik ikinci yarıda aynı şekilde devam etsek ilk yarıya başladığımız gibi belki daha iyi olabilir durdurmayı başardılar sonuçta bizi kilitlediler oyunu 21 şut çektik 7 tane isabetti. kesinlikle bizim kalemize gelme gibi bir düşünceleri yok zaten çektikleri şutların hepsi uzaktan şutlar ee, 12 tane de şut uzaktan şutta biz çekmişiz 0-0 berabere kaldık. Gol atamadığımız maçlardan birisi. Tabi orta sahadaki rotasyondan dolayı da bu sıkıntıyı yaşamış olabiliriz. E, Rincon ve Villiat da uzun zamandır beraber oynamıyordu. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı var. E, bu arada Spartak Moskova çıktı bana. Avrupa Ligi'nde. Şey pardon CSK Moskova çıktı. E, bu maçları da yaparız. Kaç maç yaptık gerçi? Alanya maçıyla başladık galiba. Evet Alanya, Kopenhag, Yok çok başka oldu. Çok salladım. Galatasaray Kopenhag maçını Daha iki maç yapmışız ya. Ee, Kasımpaşa maçını da, yarı final maçını da izleyelim beraber. Yarı final maçı da önemli bir maç. Kasımpaşa ilk maç deplasmanda oynayacağız. Sonra Göztepe ile kendi evimizde bir maç yapacağız. Göztepe Trabzon maçı bakalım nasıl olacak. Aslında gerçekten kapalı defanslara karşı sert orta yap belki o karambolün o kalabalığın içine sert bir top ters bir vuruşu da getirebilir. Bunu daha önce düşünmek lazımdı. Yiğitan e işte markajı, top kapması falan biraz biraz kıpırdanmaya başlamış. Ee, güç 12 idi galiba. 12.10 evet 12.6 13'e yükselmiş güç. 3. maçımıza ulaşmışız uzun süredir göre öpen menajerler diye Gulegem bir yıl bu bir dakika şöyle yapalım evet Luigi Fresco Virtus Verona'da ne kadarlık şeydi o 36 sene mi ulan adam zaten 57 yaşında oha ya 29 yıl 62 yaşında. Neyse bu Fenerbahçe kariyerinde Simone'ye bak. 7 yıldır Atletico Madrid'in başında yalnız ha. 7 yıl 72 gün. 7 sene, 7 sezon. Vay be helal olsun adamlara be. Yalnız 26 sezon. Boksörün teknik direktörü vardı. Eski tabi şimdiki değil. Amatörden e, bir, lig 1'e çıkartana kadar takım başında kalmış ya yıllarca. E, dostum aynen öyle yani sen daha dün bir bugün iki bir, birkaç maç üst üste performans göstermeli olmaz ki bu çok büyük bir kulübüz. Biz yıllarca iyi performans göstermen lazım. Bu maça da rotasyonla çıkacağım ya yani rotasyon dediğim orta saha Rincon Bilyat hem Bil, e, Rincon maç eksiğini de kapatmış olur. E, Terney solda olsun bakalım. Terney gerçi 92 olmuş. Terney yerine İsmail Köybaşı atalım. E, Şener %91. Şener yerine Douglas atamıyoruz. Douglas sakat. Ama Alper'i atabilirim o bölgeye. Hiç oynayamayacak seviyede de olsa. Dripling Aynen kanat bek kanat bek diyelim. Kanat bek çalıştıralım seni biraz ya. Yani pek orada işimizi görmeyeceksin ama en azından e, en azından oynarsın. Bizim oyuncumuzsun ya. Maximo 3 Tonelli Toivio. Buraya bir Alikaya yaması yapalım. Tonelli yerine. Evet. Biraz da Alikaya oynasın ya. Hep iyi tanı oynattık. Atakan Akkaynak kaynak e, Diego Jota'nın yerine atalım. Giuliano'yu da Dozan'ı yerine atalım. Evet kadromuz hazır. Yiğitan. Yani Yiğitan'a o kadar şans verdik ki neredeyse bir sezon hiç kesmedik. Berke gerçekten tamamen genç yetiştirme üzerine bir şey. Şuna bakar mısınız ya bu çocuk 18 yaşında. 17 Süper Lig maçına çıktı. 2 tane Avrupa Lig maçı, 4 tane Şampiyonlar Ligi maçı, 6 Ziraat Türkiye Kupası maçı. Fenerbahçe'deyim ve Berke az kalecim. <laughs> Ali Kaya. Ali de yalnız var ya hızlanmayı falan biraz geliştirse acayip süratli bir forvet şey, stoper olur. Alper çok iyi indi çizgiye. Sert orta yap diyelim ya. Evet. Rangel. Vurun alın o topu ya. Orta sahada da savaşçı orta saha değil de iki yönlü orta sahayla mı oynasam acaba? Çok güzel bir top. Defans arkası. Kaysedos. yakın direğe yerden plaseyle bıraksana. Cenk Tosun olacaktı ki o. Osmanlı maçını hangi maçta atmıştı ya? O hatırlamıyorum şimdi hangi maç oldu ha. Tol yakın direğe bıraktı. Kaleci kurtaramamış. Hiç pozisyon bile yok gibi. Çaprazdan koyup gitmişti. Ee, dakikalar hızla ilerliyor. Yalnız orta sahada uyumsuz iki tane adam gerçekten iki maçtır <laughs> kaliteyi bayağı düşürdü. Atak kalitemiz çok düştü. Luis Alberto. Duran toplarda etkiliyiz ama Maksimovic Kule Mayday <laughs> çağrımızı duydu. Kule yükselip gole attı. 34. dakika 1-0 öne geçtik. Aydın. Aydın da çok teknik bir oyuncu. Hop 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 hop. Mert Örnek. Yalnız Berke ne kurtarış yaptım be. Vallahi billahi Berke arka top kurtardı. Alper sağ çizgide çok iyi toplarla buluştu. Ama istediğimiz ortaları kaliteli şekilde yapamadı. Abi o top oraya kadar geliyor ve nasıl almıyorsunuz? Ah ah oyun motorunun saçmalığı. Mert Örnek geçen maçta da bize gol atmıştı bu adama gol mü atmıştı pozisyona mı girmişti hatırlamıyorum ama çünkü e, özelliklerine baktığımı hatırlıyorum. Ya kornerler direkleri savunmayacağım abicim. Aysedo çok kötü. Yenaccio çok kötü. Tabi orta sahadan yeterli desteği alamıyorlar diye düşünüyorum ben. Es böyle biraz daha devam edelim. Ali, Rincon, Maksimovic. Golün sahibi. Bir daha profiline bakalım. Alper. Lincoln. Aman aman. Bilyat. Yanaccio vurdu ama yani öylesine vurdu gönderdi topu. Kazenga Lua Lua mı? Oo zamanın ne topçusuydu be Lua Lua. Hala süratli ve çok yetenekli. Oo Luis Alberto sakatlanmış. Luis Alberto yerine e, ee, Giuliano'yu atalım? Giuliano'yu atalım. İlyat yerine Atakan'ı atalım. Atakan. Defansif oyun kurucu. Destek yapalım seni. Ofansif orta, ofansif orta saha hücum olarak Giuliano'yu da atalım. son oyuncu değişikliği de Rinkon Kerim yapalım Kerim evet gene biraz gelişmeye başladı pozisyon alma falan ön sezi Rangel Maksimovic iyi girdi araya Kayseri'de şu topları bir toplayabilsek şu toplara sahip olabilsek yani e, biraz da isabetli gitmesi lazım bu topların ya İsmail çok iyi çıktı ve aldı topu hayret çok erken top attın önünde boş alan vardı Yürüsen oğlum orada Neyse bize hediye ettiler. Kesin gol bu pozisyon. Ah oh, çok az farklı çıktı. Giuliano etkili vurdu ama Giuliano güzel orta. Giuliano bırakma topu. Galiba kontradan gelip vurabilirler. Alper. Alper yalnız fena değil sabekte. Çok iyi bir top gönderdi Alper. Kaysedo içeri gönderdi. Ulan lan. Oha ya kaçan gole bak. 85. dakika. Çocuklar biraz canlanın. Yalnız Maksimovic yoruldu. Alikaya. Alikaya'nın markajı kaç? On mu? Dokuz. Bir bir bitti maçı önemli değil. Kupa maçı zaten şanssızlığınız bugün diyelim. Şimdi kendi evimizde Göztepe ile oynayacağız. Luis Alberto bir iki gün yok. Önemli değil. Maksimovic performansını övelim Maksimovic'in. Kaç gol attı bu adam? 40 maçta bir gol atmış. O da Ziraat Türkiye Kupası'nda. İki tane de Ziraat Türkiye Kupası'nda asisti var. Kupa golcüsü adam ya. İyi adam iyi adam. Bizde gol yükünü Toyvio yüklendi ve Yiğitan hakikaten Yiğitan da Toyvio iyi gol attılar ya. 37 maç 5 gol. Yiğitan'ın da 2-3 tane olması lazım. 5 gol de Yiğitan atmış. Yani iki stoperim 10 gol atmış. Normal yani o kadar Maksimovic tane attı diye bir şey diyecek halimiz yok. Diğer stoperler zaten götürmüş işi. Ee, oyun kurucuyu forvet arkasında değil de orta sahada kullanmayı düşün. Defansif oyun kurucu olarak sağına ve soluna mezzala atacağım. Ee, sanki biraz daha böyle iyi olur gibi diye düşünüyorum. Yani geriden topla birlikte oyun kurabilirsek Berke'nin antrenman raporu. Berke'nin antrenman raporu harika da 3'er yükselmesi lazım özelliklerinin Berker'in. Favori olduğu maçlara çıkmayayım ya. Napoli yaklaşık 7 maçta savunmada kornerlerden kalesinde 2 defa gol görmüş. Şampiyonlar Ligi en kötü şeymiş. 7 maçta 2 tane gol görmüş kornerden ve çok kötüymüş. Yapacak bir şey yok. Fenerbahçe'de kornerden en fazla gol atan takımlardan birisi. Konya Spor hiç kornerden gol yememişti. Ama gel gör ki Fenerbahçe maçında bir gol, beraberlik golü kornerden geldi. Haydi bakalım Fenerbahçe göztepe 12 maçta beraberlik bu maçı ve lig maçında berabere kaldık. Evet gözlemciler rapor vermeye başlamış. Raşit. o hava toplarını bayağı iyi yalnız bu adama. nereden bulmuşlar bu adamı? Kuveytten gelmiş. Bedelsiz. İyi adam top kapma falan iyi. Pozisyon falan fena değil. Çevikliği biraz kötü ama olsun abi hava toplarında 16 güçlü de. Ee, Oğuz Çapar sağ bekte. Kim standart stoper? Nereden gelmiş? Balıkesir Spor'dan. 1.1 milyon euro. Ee, şimdi bizim Soğuzamız nerede? Soğuzasız orta saha yürümüyor. Görüyorsunuz. Yat yerine Soğuzayı attık. Rincon. Ee, Luis Alberto'nun biraz sakatlığı var ama kalsın. Sağda Şener mi? Alper kalsın ya Alper. Sanki böyle biraz hareketlenir gibi oldu. Son maçta çok ahım şahım oynamadı ama uzun zamandır oynamıyordu. Savunma yönünden bize biraz eksikliği olabilir. Alikaya e, stoper hattında. Alikaya biraz bize sıkıntı çıkartabilir. Alper'i sağ bek sol bek çalıştıralım anazır zaten. ikisinde de oynasın. Haydi çocuklar bu maç bizim için çok önemli. İki maçtır galibiyet alamıyoruz ve iki maçtır da gol yiyoruz. Bizim için iyi bir şey değil gol. Yeme alışkanlığımız yoktu. Fatih mi? Fate Friday Oblor. Oha hava toplarında nasıl iki tane stoper bulmuş. 1.88, 1.96. 18 16 zıplamaları. Oğlum daha azimli oynayın lan. Souza sarı kart gördü. Bu sezon dörd gördüğü dördüncü sarı kart. Alper İsmail. <laughs> Alper zaten sakat. Şimdi iki beki birden değiştireceğim. Ee, gösterdiğiniz performansla hiç memnun değilim diyelim. İsmail'in yerine Karen'ı attık. Alper'in yerine de Şener nerede? Evet Şener Özbayraklı'yı attık. İnceri'yi başlatalım bakalım. Diego Jota'yı atalım. 3. değişikliğimizde kullandık. Jota fark göster. Diego Jota. Ulan be. Bir daha Jota. Okey bıraktı. Alberto arka direkt. Karen. <laughs> Lan o nasıl pozisyon? Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Ali Kaya da sarı kart gördü. Son dakika bir frikikten gol mü yiyeceğiz diyecektim. Bunu ilk maçta daha denemişlerdi. 16 şut. ikisi kaleyi bulmuş. Ee, çok kötü. 16'da 2 hiçbir şey. Yani buna bir çare bulmak lazım. Ee, bizi biraz <laughs> çözmüşler sanki. Şimdi CSK deplasmanına gideceğiz. Avrupa'da biraz daha rahat oynayabiliriz belki. Deplasmanda gene önde mi oynayayım? %100 topa müdahalelerde kazanma oranı. %100. Çok merak ediyorum. Göstepe istatistiklerine bir bakalım e, ee, Raşit top kapma kritik top kapma 4 e, ee, bir tane faal yapmış başarılı top kesme 5 bu da neymiş başarılı top kapma 6 vay be ya yani %100 dedi de öyle 10-15 tane kesmemiş yani işte 5 tane top kapmış 5 tane top kesmiş Bizde de en iyi oynayan Berke, kalye bulan bir tane şut var ama Berke en iyi oynayan oyuncu mu seçildi yani bununla birlikte? Öyle bir olay mı oldu? Evet, şu ekrandan çıkış o kadar sıkıntılı ki. Yoksa bizim rüyamız son mu buldu ya? Kaç haftadır üst üste galibiyetler falan. Mart ayına geldik, durduk. Mart ayı bizim için iyi geçmedi. Ama tabii her takımın düşüşü illaki olacaktır. Belki 588 mi? 300, 338 338 olsun bakalım. Vitinho, Eremenko, Milanov, Jesse. Oo. Neyse daralan oyunumuz iyi. Ama biraz daha defansı geri çekelim. O kadar ileride çıkarsak bizi patates edebilirler. Maç öncesi toplantısına ben gireceğim. Ama tabi işte şey çok önemli. Yani sağ bekiniz sakatlanıyor. Orta sahada rotasyona gitmek durumunda kalıyorsunuz. Böyle etkiliyor sizi. Barcelona'ya falan kim geldi? Onlara şöyle çok detaylı bakmadık. Yitan. Yitan, senin daha çok şeyin var yolum var. Şikirten ne demiş? CSK'da mı lan bu? 1.1 milyon euroya biz göndermişiz. Ya 6 milyon euro bu adama verilir mi? Verilir. Ama 31-32 yaşındayken verilmez işte. <laughs> Ama tam bir stoper adam. Yani tam böyle hamle girecek ikili mücadelelerde. topu kapacak en yakın adama verecek. Bitti. Güçlü hava toplarına hakim, pozisyon bilgisi var, hırslı adam. Daha ne istiyorlar bilmiyorum. Neto gibi cılız bir tane, adam Neustadter no gibi cılız bir tane şey koymuş. Neymiş? Ayağı düzgün olsun. Ayağı düzgün stoper, Pique gibi olur abi. Hem güçlü yani ya da Sergio Ramos gibi olur yani. Barcelona lan toplantıya girmedik. Barcelona Real Madrid stoperi bulursun öyle yani. Fenerbahçe'de öyle stoper olmaz i̇şte Neto bulursun. Hoştatlar bulursun. Dikiş tutturamazsın. Fenerbahçe CSK. Bakalım Bournemont, Bornemont Atletik Bilbao, Bursa Chelsea. Oha Chelsea'ye bak. Bursa. Dortmund Roma. Bu güzel eşleşme. Kırsınlar birbirlerini. Rijeka, Valencia ne alaka? Shakhtar, Porto bu da iyi. Spartak Moskova, Barcelona bu da iyi değil. Yani Barcelona, Chelsea, tamam mı? Liverpool, Dortmund, Roma güzel. Liverpool, West Ham da fena değil. E, Valencia ile de kime eşleşse olurdu? Valencia ile CSK eşleşseydi ben de Rijeka ile eşleşseydim ne kadar güzel olacaktı? Rakip istikrarsız. 4-2-3-1 rakiplerinden ortalama 3 tane daha fazla gol pozisyonuna girmişler. Bu zilişle 8 e, asistin 3 tanesi yan ortalardan gerçekleşmiş. Şimdi Alper'cim seni alacağız mecburen. Ee, sağ beke kimi atacağız? Şener e atacağız. Tabii ki Şener kanat bek. Hücum kalsın sonra düzelteceğim. E, Hasan Ali kaldırımı atalım. yeni Kaysedo Yenaşo oğlum Az önce siz, Heh, ben eksik olduğu için oyuncu, o yüzden şey yapmadım. Tamam, tamam. Bütün sözlerimi geri aldım. Stoper Ali yerine Tonelli'yi atalım. Mezala'ya İlyatı koyalım. Ee, Tabi geçici olarak. Souza sakat. Giuliano e, uzun sakatlığı vardı. Kaydetmedik. Sonra da e, gene sakatlığı devam ettiği için kaydetmedik. E, Bilyat ve Rincon orta sahasıyla çıkacağız. E, Rincon'un savaşçı orta sahası. Savunma yapayım. Luis Alberto, Yena, Cho, bunlar benim için çok önemli oyuncular. Maksimovic, Tonelli, Toivio, e, Tonelli yerine acaba Maksimovic mi atsam? Yani hava toplarına daha hakim en azından biraz daha rahat top kesme imkanı olabilir. Evet. Gol olan topla buluş. Bakalım zayıf noktalarımız neymiş? Rakip penaltı bölgesi içinde 245 kere topla buluşmamıza rağmen yani şu bölgede 245 kere topla buluşmuşuz. Son 5 maçta sadece 5 tane gol olmuş. E, ceza sahasına 52 şut çekmişiz. 5 tanesi gol olmuş az önceki şey. Yani bu 245 buluşmanın sadece 52'si şut olmuş. Terney en fazla topu yapmış. Kieran uzaktan şutlar. 24 şut çekmişiz. Yani ceza alan dışından. 2 gol olmuş. Şurada şu bölgede çok çok top kaybetmişiz. Yani bu da aslında güzel bir şey. Yani bu ön ne kadar önde oynadığımızı gösteren bir olay. Kerim Yağız atak kalitemizi düşürüyormuş. Yani o kadar da kötü durumumuz yokmuş Zaten O beceriksizliğimiz Skorlara da yansıyor Gol atamıyoruz artık Taktikler diyelim Şimdi ne yapacağım Biraz geriye yaslanacağım Mecburen defanstan kısa pasta çık yapmayacağım Çünkü muhtemelen Önde şey yapacaklardır Basacaklardır Rakip ceza alanına paslaşarak girmeyeceğim Normal tempo biraz daha hızlı gitmeye çalışalım ee, hatta daha fazla dikine pas yapıp şey yapabiliriz ee, ne derler daha da alanı daraltayım karışık ortaya olsun daha fazla dikine pas bir anda rakip yara alanı atabiliriz kendimizi Luis Alberto'yu orta sahanın göbeğine çekeyim aynen öyle ofansif oyun kurucu destek Iliyat'ı da iki yönlü orta sahaya yapalım Evet, şimdi Jesse Remenko Milanov. O Zagoyev. Bir tane ön libero muhtemelen oyunu kuracak adam bu zaten. Van Blom. O da top kapma, savunma oyuncu. Zihinsel özelliklere bakar mısınız ya? Çok mükemmel bir oyuncu. Zagoyev'e zayıf ayak bir sürekli pres yaptıralım. Çekinmemeli. Yani sert oynayın sert zayıf ayak diyelim ee, markaj yapalım mı yapalım üç tane orta savuncumuz oyuncumuz var bütün yönüymüş zayıf ayak mı ona da sert oynayın diyor jesse zayıf ayak yapalım Bence Evet Değişiklikleri onayla diyelim, evet. İlk şutu çektiler, biz sol kanattan bindirmişiz. Ooo. Bu şeylerde çok boşluk veririm, ne yapıyorum? Destek, destek. Heh. Bilyat, yapma be oğlum. Bu arada top kaptırma. Hızlı oyna, çabuk oyna biraz. Tamam, sakin toyuyor, sakin. Rincon. Şener. Çok güzel. Güzel orta gol getirir. Kayseri vurdu ama Akın Feyev. Hala oynuyor musun Akın Feyev ya? Kaç yaşında bu adam? Bakalım. Hasan Ali, Luis Alberto, İlyat. Çok iyi döndü ters kanada. Şener. Luis Alberto önün açtı. Ulan be. İyi vurdu iyi. Akın Feyev kaç yaşında? 32 yaşında. Yok ya, çok da yaşlı değilmiş. Gencecik çocuk. Hasan Ali, Luis Alberto. Ya abicim biraz sağınız. O bizde bizde bizde. Lan bas. Bitiyor. Ulan niye bırakıyorsunuz adamı o kadar ya? Saçmalığa bak. Yediğimiz gole bak. Vitinho orta yapacak adamı bırakıp içeri geçiyorlar. pozisyona bir daha bakalım. Çünkü çok güzel bir pozisyon. Şuraya bakar mı? Bu 15 numara kim? Toyvio. Şuraya bak. Yan yanalar. Tam yedin çalımı. E gitsene adama. Önünü kapatmaya mı çalı? Önünü de kapatamıyorsun. Çok saçma bir olay. Ve bu kadar adamın şu orta yapacak adama gelip de Şener e, Tonelli şu adamı tutmaması çok büyük saçmalık yani. <laughs> Beleşten gol yedik. Nasıl ağlıyorum? Gol yiyince. Bu golü ben aslam çok güzel oluyor ama işte yiyince aynı güzellikte olmuyor. Zagoyev Berke aman. Aman Berkecim aman. 5 ee, şut çekmişiz. ikisi kaleyi bulmuş. Göbekten oynayı da kaldıralım. Kanatlardan gidelim bakalım. Biraz azarlayalım. Ee, Aynen varınızı yolunuzu ortaya koyun. Şimdi Hasan Ali kaldı. Hayda Hasan Ali kaldı. Bir tane iyi oynayan adam var. O da şey topun ağzında. Biraz rol değişikliği yapalım. Bilyat iki yönün orta saha değil. Mezzala yapalım. Yeni aç yok. Kaysedo. üç 3-4 haftadır çok kötülerdi. Şuraya Jota takviyesi yapalım. Jota Forvet'te Tam oynamıyor. Forvet arkası asıl yeri bu adamın. Yo sola çık. iç forvet. Gel lan seni iç forvet yapalım. İç forvet hücum. Gene iki forvetmiş gibi bir şeyler yapalım. Ee, şöyle. O zaman şuraya da şöyle yapayım. Neyse şu sol kanadı daha etkin kullanacağız o zaman. Savaşçı orta saha savunma. Ofansif oyun kurucu destek. Sol kanadı kullan. İkinci yarıyı başlat dedik. Hadi bakalım çocuklar. Biraz daha pas boyumuzu kısaltalım. Üç tane adam da aynı topa zıplıyor. Hasan sen bize lazımsın Hasan. Luis Alberto. Lan be. Bilyat gol be. 56. dakika 1-1'e bir getirdik duran top organizasyonu. Luis Alberto bir duran top daha. Bilyat. Lan gene iyi vurdu ama. Az farklı dışarı çıktı. Konsantre olun. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Şu an şey Aykut Kocaman gibi sol kanada 3-4 kişi toplayıp orada böyle paslar falan yapıp içeri topu atıp pozisyon bulmaya çalışacağım. Aynısını sağ taraf için de yapabiliriz. Şimdi şöyle bir risk alacağım. 1-1 güzel bir skor. 2-1 olsa da yani rakip 2-1 öne geçse de onlar için iyi bir skor. Çünkü ben baktım hep kendi evlerinde e, iyi oynayıp 3-4 gol atmışlar rakiplerini. Deplasmanda aynı rakipleri yenememişler. Ben şimdi bir gol atarsam bir gol daha maçı bitirebilirim. Diego Jota aha geldi. Geldi geldi. geldi Kaysedo geldi geldi 2-1. 90+1'de 2-1. Bilipe kayıcedo. Çok iyi diye Jota. Namıbkin. Çok güzel bir tolu çok güzel. Evet maç bitti. E, sol kanatta üç tane oyuncu koymamın, yani üç tane dedim mezala zaten sol kanada doğru. E, o, o boş alanı kullanacak. E, i̇ç forvet var. Kanat bek arkadan girecek. Yani orada 3 tane falan oyuncu olacak. O arada top çevireceğiz dedik. E, nitekim de gol. Golün asisti sol kanattan geldi. Yani e, istediğimizi yapmış bulunduk diyelim. E, biliyat maçın adamı seçildi gerçekten. Güzel bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Mecbur kalarak bir bölgede rotasyon yapıyorsunuz ve o, o bölgedeki rotasyonu size e, maçın adamı olarak geri dönüyor. Direkten dönen top yok. İki tane bu rakibi mutlak gol pozisyonu. Bizim bir tane dört, dörder tane gol pozisyonu. Yani maçı zaten baktığınız zaman kafa kafaya e, mutlak gol pozisyonu olarak biz bir adım daha öndeyiz. İsabetli şutlar neredeyse aynı uzaktan şut onları on tane çekmiş. Biz altı tane yani bizim çektiğimiz şutların yüzde ellisi uzaktan şut rakibin e, yüzde %60'ı falan diyelim. 17'nin yarısı yok. %55 diyelim 160 abarttık. E, pas oyununda daha iyi oynamışız. Evet belki ilk yarıda topun bizde kalmasını e, becerebilseydik veya top bizde kalsın diye ilerleseydik aynı şeyi alabilirdik. İlk yarıda da iyi oynayıp skoru ilk yarıda alabilirdik ama tabi deplasmandasınız. Top, çok fazla top çevirmeden bir an önce kaleye gidip ee, gol bulmak istiyorsunuz Bunlarda bir stratejidir yani Olur olmaz o ayrı bir şey Ama her maça çıktığım gibi de Avrupa maçına çıkmadım Şimdi lige dönüyoruz Bakalım ligde ne yapacağız 5-3-2 Bejan, Melek, Asamoah, Cihan Gerçi yardımcı forvet daha çok Orta sahaya gelip şeyler yapıyor 5-3-1.5 Bülent kimmiş? Bülent Çep bu ha, bu sene kadroya çıkan adam. Yıldız potansiyeli var. Bu arada sözleşme otomatik imzalattık zaten. Ee, 19 yaş altı. ha, Mustafa Çalışkan. 3.5 ile bir tane daha var da burada. Volkan Akçiçek. Mustafa Çalışkan. Hadi bakalım çocuklar. Sen Hadi ilk sezon size şey yapmayacağım. Yüklenmeyeceğim. Kayseri deplasmanına geçeceğiz. Kayseri 9. sırada. E, rotasyon rotasyon yapayım biraz Avrupa maçı için. Yani Avrupa Kupası'nda kullanamayacağım oyuncuları alacağım. İşte Giuliano, e, ne bileyim iyi koyarız. Ali Kaya'yla ile başlarız. Stoperleri dinlendiririz. Forvet oyuncuları aynı şekilde. Yalnız Yenerci'de gerçekten form düşüklüğü var. Gene peynir ekmek gibi gol atıyordu ama şu aralar durdu biraz. Evet, Souza'nın şeyler öğrenmiş Souza'dan. Evet, olumlu olarak da yansımış. Kerim, Kerim ne çıktın be sen? Kerim mesela bu maç banko başlayacak oyuncular arasında. Oo, sonra Beşiktaş'la bir maçımız var. Çeyrek final eşleşmeleri. Evet. Kayseri ile. Keşke şu e, tribündeki taraftarlar yüzde kaç etkiliyor. Onunla alakalı da bir şey. Ben baktım ama pek bir şey bulamadım. Yani tribünlerin 50 bin kişi 60 bin kişi olması kaç yüzde kaç etkileyebilir bizi? Oyuncularda şey var, deplasmandaki e, durumları, iç sahadaki durumları tarzı bir şey var. Hava toplarında çok iyiler. E, ilk i̇lk sezonki şeyleri aynı devam ediyor. Top kapmada hiç iyi değiller. Yeterli diyor. Yalnız bizim performansımıza. Şimdi e, orta sahanın göbeğine Mezzala bilyat e, kalsın mı Mezzala rolünde? Hasan Ali'yi kesinlikle değiştireceğim. Şener'in yerine atacağımız birisi var mı? Kimse yok. Alper atacağım oraya. Maksimovic yerine Alikaya. 150 yerine de Yiğitan Güveli. Çok yorgunlar artık. O kadar da olmaz. O kadar o kadar da ayıp. Yerim Yağız. Savaşçı orta saha destek. Forvet arkası Mehmet Ekici. Tam forvet destek rolüne kimi atalım? Enes Ünal. satçı golcü de Roni olsun. Baya baya rotasyon ha. İsmail Köybaşı yedek. Mehmet Topal yedek. Mehmet Ay doğdu. Ulan seni hiç bir maça çıkartamıyor. Gerçi bizim şu an 16 yaşında çıkan çocuklar bundan daha iyi. Etan Güçlü yedek. Giuliano yatın yerine atalım Giuliano'yu da. Evet maça hazırız. Abdullah'ı mı koysam lan Berke sakatlanır mı? Sakatlanmaz canım. Böyle dedikten sonra düşünsenize Berke sakatlanıyormuş, iki ay yok. Abdullah'la devam ediyoruz. Hadi beyler, seri. Ulan seriyi devam ettirmek için dedik şimdi düşünüyorlar mı acaba? Beraberlik serisini mi devam ettireceğiz? <laughs> Abdülkerim Bardakçı, Özgür Özdemir. Fenerbahçe kariyeri geldi aklıma. Fenerbahçe kariyerindeki şey Avrupa Ligi finali Bayern ile sağ kanattaki iki oyuncum sakatlandı. Özgür'e atmıştım sağ beke. O zaman da üçlü savunma vardı. Oğlum maç bitti, pozisyon yok. Neyse canım, banane ya. Böyle yap. Banane canım. Başkan düşünsün. Defanstan kısa pasla çıkır. Rakip ceza alanına pasta şıkar. Onları da kaldıralım. Biraz alanımızı açalım. Karışık orta yap diyelim. Hadi bakalım. Omandan tekerim. Biraz ağırlığını koyman lazım maça. Penaltı mı? Mehmet Ekici penaltı atışını. Valla Mehmet Ekici haftalar sonra oynuyorsun. Bari şu golü at. <laughs> zor attı. Yemin ediyorum zor attı ya. Sezon attı. Üçüncü gol. Penaltıda kaçırmışlığı var yani. Kaçıncı kaçırdığı penaltı o. Merak ettim. Bakacağım onu. Tamam çok güzel Enes. Çok iyi yere gönderdin. Haydi Roni. Oo ikinci penaltıyı attı. Toyvio mu kullanıyor penaltıyı? Oyuncuyu değiştir abi. Mehmet Ekeci kullansın. Enes Ünal kullansın lan. Belki gol atar. İlk golünü attın. Hadi Enes. Gene iyisin. <laughs> Aslında ligde sahip ol ve kısa pas talimatını kaldırıp biraz daha tempoyu normal yapıp ee, pası da karışık yapabilirim. Çünkü önlem alabiliyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü son 2-3 haftada e, ligdeki takımlara karşı kupa maçında da aynı şekilde rotasyon da olsa yapamadık. E, iyi oynayamadık. eee <laughs> Ronnie'nin Roni'nin yerine kimi? Diogo Jota'yı atalım, Metan Güçlü'yü atalım ya, Metan kardeşimizi ee, başka değiştirilecek bir şey. Alper Sabek de yalnız fena değil sanki ya. Başka değişiklik yapayım mı? Neyse kalsın böyle devam edelim. Mehmet Ekici, Giuliano of. Yalnız var ya gol olsa efsane gol olacak da. Mehmet Topal kardeşim seni de bir atalım mı? Hadi Yiğit'in yerine oyuna sokalım Mehmet. Vallahi iyi. iki tane penaltı golü. 2-0. Ya Kerim sakatlandı. Neyse. Öf. keşke son değişikliği yapmasaydı Kerim bizi çok kötü etkiledin be çocuk. Cilyan iki yönlü orta saha yapalım. Ee, Enes ofansif orta saha destek olsun. Değişiklikleri onayla dedik. Ne yapalım? İki şey eksik son 5 dakika 6 dakika falan. Gönder kaleci alsın. O Enes nerelere gelip top alıyor ya. İsmail. Oha. Varela. Halil iyi kontrol edemedi Allah'tan var ya. Maç bitti. 2-0 full rotasyonla neredeyse full. 2-0 maçı kazandık. 5 beraberlik var. Çok fazla beraberlik var. Çok fazla maçta yatıyorlar ya. Lan 6-7 hafta sakatlanır mısın sen Kerim ya? Cesaret kaç puan düştü? Direkt 2 puan düşmüş. 3 puan düşmüş cesaret. Uzun süreli sakatlıklarda bu cesaretin düşmesi yeni geldi. Bu olayda oluyor artık. Yani tam böyle iyi oldun. Hani gelişiyorsun falan. Soz bir şeyler öğrendi adam gitti. Tüh. Neyse şimdi CSK ile ikinci maçımız mı var? CSK Moskova. Kendi evimizde oynayacağız. Hadi bakalım. Enes'in ilk maçındaki performansından ben de memnunum. CSK gözlemci raporu gene CSK Milano sol Milano iç forvet destek. Jesse ee, şey iç forvet hücum. Eremenko Eremenko da çok iyi. Çok iyi adamlar var ya. Nerelisin sen? Rusmuş diğer uyruk. Kızı Efendim Ne oldu? Niye gülüyorsun? Tabi 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 kızım tabi tabi düşün kutu mu geldi aklına düşününce al ben sana bak ne vereceğim git içeri hadi içeri hadi, hadi koş evet baskın yedik bu, bu bölümün son maçı <laughs> olduğu anlamına geliyor herhalde. Acaba kendim gibi mi oynasam? Yani kendim gibi derken her zaman oynadığım gibi mi oynasam? Defansı biraz geriye çeksem mi? Neyse hiç bozmayayım ben. Gene kendi evimde oynadığım gibi çıkayım. Riski onlar alacak zaten. <laughs> yalnız böyle bir rotasyon yapmışım ki ilk 11 diyelim yalnız ilk 11'e seçtiğimiz oyunculardan da dört tane eksiğimiz var Hadi Kerim'i geç üç tane ilk 11'den eksiğiniz var bu da bir sıkıntı yani savaşçı orta saha destek Rinkon neredesin Rincon'u attık ee, orta sahaya Yatla başlayacağım Başka seçeneğim varmış gibi sanki bilyatta başlayacağım diye söylüyorum. Şener, Hasan Ali. Mehmet Aydoğdu ve Serhat Kurtuluş seçebilip seçebilecek durumda olup da seçmediğim oyuncular. Ozan Tufan. <laughs> Ufak tefek sıkıntıları var ama belki oynayabilir. Yenacho kalsın. Tam forvet destek. Diogo Jota da onun yanında e, hücuma katkı sağlamaya çalışsın. E, Bilyat, Biliat Rincon orta saha. Hadi bakalım çocuklar inşallah geçeriz. Tonelli'yi alalım Itan'ın yerine. Evet. <laughs> 2-1'in avantajını bakalım kullanabilecek miyiz? Evet. ilk maçın rehavetine kapılmıyorsunuz. Şurada RML koyu Sert markaj ne diyor? Sert oynamalıyız. Zayıf ayak diye. Ulan adamın zayıf ayağı var mı? Bir ona bakmak lazım. Kuvvetli çok kuvvetli. Adamın zayıf ayağı yok. Top hamle sert diyelim. Ee, Vitinho, Milano, Zagoev. Bunun da ayağı iyi. Öyle kibar bir oyuncu var dedim. Yani öyle kibar değil. Bula bakalım. Nispeten kuvvet. Çok kuvvet. İki tane oyuncusuna sert oynayalım. Ring konuda iki yönlü orta sağ oynatalım mı? İki yönlü orta sağ oynatalım. <laughs> en azından Ermen konu sürekli olarak bozmaya çalışsın. <laughs> Hop 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 hop. Maksimovic, Berke. Luis Alberto. Yalnız pas boyunu biraz daha uzatmak lazım. Diego Jota çok harika bir pas. açıyor. Ulan be. Pas boyunu çok böyle bir tık. Çok önde basmaya çalışıyorlar. Önde basıyorlar kısa pas yavaş yavaş geldiğimiz zaman da onlar da topla birlikte gelebiliyorlar. <laughs> Yalnız Jota çok iyi bir pas bıraktı orada ya. Yenacho nasıl sen değerlendiremezsin o pozisyonu? Ters kanada iyi gördü boşluğu. Bilyat'ın koşu yoluna Bilyat yetişti topa içeri çevirdi. Yenacho indirdi. Diego Jota 1-0 22. dakika. İki forvetin paslaşması ceza alanında skor olarak tabelaya yansıdı. Efendim kızım. Hı. Aferin kızım aferin. Nefes almasın baba. baba. Evet kızım parça evet. Haydi Luis Rincon çok iyi gör. Lan Şener oradan içeri girsene be. Tinyo <laughs> hop 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 hop. Oo kaç kişi? 78 kişi şeye kalktı. Hop lan be. Tutun şu topu be. Tutun be. Şu adamları destek yapalım. Ulan Şener orada bir adım saçmalığı ne hale getirdi takımı ya. Tam hızlı çık işte ya. Çok güzel gönderdi. İçeri çevir gol gol. 2-1. <laughs> İlk yarı biterken Uf, ikinci golü attık. Artık üç gol yememiz lazım herhalde. Yani elenmek için. Umarım öyle bir şey olmaz. Şuradan rehavete kapılmayın. bu artık açıl susam açıl kapan susam kapan. Evet 50. dakikaya geliyoruz. Elifciğim bana bir dakika müsaade eder misin? 5 dakika müsaade et kızım. Şu maç bitsin. Berke, Şener, Rincon, Luis Alberto. Çok güzel. Bilyat. İyi orta. İyi anaçı. Ulan be. Ee, Hasan Ali kaldırımı kanat bir kücüm yapmadık. Ee, bilyat oralara giriyor. Mezalanın tam şeyi yani. Kızım muslukla ne işin var senin ya? Zagoyev sarı kart gördü Yalnız e, bir şey diyeceğim. Nazar devrimi hiç sarı kart görmedik. En teknik iki oyuncularını da sert oynuyoruz. Konsantre olun çocuklar. Artık e, 82. dakika bir oyuncu değişikliği yapalım şurada. Alper Fotuk Rincon değişikliği yapalım. Baba, baba, baba. <laughs> evet kızım. Şu korner kullanılsın. Oo. <laughs> Alper zaten orada topu Toybio'ya bıraktı ya. Dedim ki gol. Evet. Şimdi bir oyuncu daha değiştirelim. Ee, kimi alalım? Mehmet Egeci, Luis Alberto değişikliği yapalım. Evet kızım. 93. dakika 3 birlik. galibiyetimizle sonuçlandı maç artık. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıktık. Aferin beyler iyi bir galibiyet aldınız. Şimdi bu e, çeyrek final eşleşmelerinde gördükten sonra büyük maç, maç seçiyor ya bu adam. Gerçekten maç seçiyor iyi açıyor ya. Cenk Tosun gibi Şampiyonlar Ligi'nde daha çok gol atıyor. Avrupa'da daha çok gol atıyor. Neyse bu bizimle ne zaman ne, ne zamana kadar sözleşmesi var? 2019'da bitiyor. E, kiralık teklifimiz ha 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 ne kadar güzel değil mi? Ama dünyanın da parasını veriyoruz. Ne kadar olursa olsun yani e, şu performansı verdi. Yalnız adama bakar mısınız? Ligde 22 maçta 8 gol atmış. Avrupa'da e, kaç 14 maçta 14 gol, 2 asist. Gerçekten adam Avrupa golcüsü. <laughs> evet. Oğlum Abdullah Yiğit'i de verirsek kalede kaleci kalmayacak. <laughs> tamam kızım dur bir dakika. Barcelona, Atletik Bilbao, Chelsea, Dortmund, Roma'yı elemiş. Porto, Liverpool, Valencia. Ee, yalnız gerçekten şuradan e, Atletik Bilbao ve Valencia ki hadi onlar da kaldı. Yani UEFA Avrupa Ligi eşleşmesi değil şu an Şampiyonlar Ligi eşleşmesi resmen. Chelsea, Liverpool. Ya şurada en gelecek şey İspanyol takımları. Ya Barcelona hariç. Porto da olabilir. Porto Fenerbahçe. Ay. Efendim. Şurayı hatırlatıyorum Porto'ya. Bakalım aynısını yapabilecek miyiz? Sezon başında Porto'yu bayağı bir perişan etmiştik. yani şu bir gerçek çekilebilecek gerçekten en iyi kurallardan birisini seçtik. Yani Chelsea, Barcelona, Dortmund, Liverpool'un olduğu grupta Valencia, Porto, Atletik Bilbao da olabilirdi ama tamam kızım bir dakika. Porto'yu seçtik. Lig Kupa görünümüne gelelim. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıktık. Ee, Süper Lig'de 65 puanla liderliğimizi devam ettiriyoruz. Namalup devam ediyoruz. 25. haftaya kadar geldik. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.